2022'nin ilk 6 ayını geride bıraktık ve 7. aya doğru yol alırken 2022'nin bence en iyi 5 akıllı telefonuna gelin hep birlikte bir yakından bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz 10.000 aboneye çok çok az bir süre kaldı. Dolayısıyla kanalımdan desteklerinizi, abone olma isteğinizi, videolarımı beğenme durumunuzu ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Çünkü desteğinizle başarabilirim ve listemizin ilk sırasında Samsung'un Galaxy M23 5G modeli bulunuyor. Bu akıllı telefon hakikaten bence bu yılın ilk 6 ayında kesinlikle en iyi cihazlardan bir tanesi, en iyi fiyat performansa sahip cihazlardan bir tanesi. Sizlere ilk anlatma fırsatı bulduğumda bu akıllı telefonun fiyatı 4400 TL bandındayken şu günlerde 4800 TL bandına kadar gelmiş durumda. Biraz pahalandı ama hala bence en iyi fiyat performans akıllı telefonlarından bir tanesi ki bu akıllı telefon incelemesi de kanalımda bulunuyor arkadaşlar. Eğer izlemek isterseniz ve satın almayı düşünürseniz bence bir bakabilirsiniz. Xiaomi Note 11 ise listemizin ikinci sırasında sevgili arkadaşlar. Mümkün olduğunca cihazları fiyat performans odaklı seçmeye çalıştım. Sizlerin eklemek istediği farklı modeller varsa bence 2022'nin en iyi telefonu bu. ilk 6 ay için en iyisi bu diyenleriniz varsa en iyi fiyat performans akıl telefonunda yorumlara yazabilir kendisinin istediği. Ve Note 11'e baktığımızda ise 5000 TL bandından satışta olduğunu görüyoruz. Bu akıl telefon Xiaomi'nin Note serisinin aslına bakarsanız böyle giriş bir üstü seviyesinde bir modeli ve ana modeli de olarak düşünebiliriz. Ancak tabii ki fiyatı sebebiyle artık pro'lara yaklaşmış durumda olsa da pro'ların fiyatlarına baktığımızda ise olay biraz daha değişiyor ne yazık ki arkadaşlar. O yüzden ben buraya baz modeli olan Note 11'i koymak istedim. 5000 TL seviyesinde her anlamda gayet iyi bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Listemizin 3. sırasında Poco M3 Pro var. Poco M3 Pro geçen yılın bir akıllı telefonu yani geçen yıl üretilmiş. Ancak bu seneki güncel fiyatlara ve performans performanslara baktığımda 5400 TL bandında tercih edilebilir bir akıllı telefon olarak bizlere göz kırptığını görmekteyim. Bu akıllı telefonu inceleme fırsatı bulmuştum. İncelediğinde de o günün şartları için fiyatı sebebiyle bazı konularda eleştirsem de bugünün şartlarında M3 Pro'ya baktığımda ve 5400 TL'yi gördüğümde açıkçası satın alınabilir diye düşündüm ve bu listeye eklemeye karar verdim. Burada tam olarak iki tane modelin arasında kaldım. Samsung Galaxy S21 mi S21 Fan Edition mu? yani FI model dediğimiz ya da F model dediğimiz model mi diye şimdi S21 modeli 9000 TL, 9200 TL bandına kadar inmiş. S21 FE modeli ise tabii ki 10000 TL bandında bir akıllı telefon. İkisinin arasındaki teknik detaylara baktığımda ise tabii ki FE modelinin daha iyi olduğunu bildiğim için FE modelini koymaya karar verdim. Fiyatı evet 10000 TL bandında. Belki de listedeki en pahalı akıllı telefonlardan bir tanesi bu cihaz. Ancak bana sorarsanız listede kesinlikle alınabilecek ve benim bu ilk 6 aydaki en favori cihazlarından bir tanesi oldu Samsung Galaxy S21 FE modeli sevgili dostlar ve gelelim yine Samsung'un Galaxy M52 5 g modeli akıllı telefonuna bu cihaz hakikaten çok popüler arkadaşlar çünkü sunduğu teknik detaylar ve bizlerle buluşturduğu deneyim kesinlikle çok iyi ve 6700 TL bandına satılan bu akıllı telefon bana o kadar çok soruluyor ki sizler tarafından bu listeye de dahil edeyim kendi favorilerimin de arasında bu telefona yer vereyim istedim M52 önemli bir cihaz Geçen senenin cihazı olabilir, geçen seneki serilerden biri olabilir. Belki de eski bir seri olabilir bizler için. Ancak her halükarda M52 hala alınır arkadaşlar. Bu yılın ilk 6 ayında da bence en iyi akıllı telefonlardan bir tanesi. Ve tabii ki bonuslar olmadan olmaz sevgili dostlar. Bonus cihazlarımıza baktığımız zaman ise ben Huawei Nova 9 SE'yi ilk 6 ay için çok beğendiğim akıllı telefonlar arasına almak istedim. Bu cihazın fiyat bandı şu sıralarda 5900 TL'ye kadar inmiş durumda. Bu akıllı telefonun kamerası, ekranı ve genel teknik detayları bence gayet iyi. Bu listedeki cihazlarla karşılaştırdığımda oldukça iyi ve şöyle bir durum var. Evet cihazda bir Google servisi problemi yaşanıyor ancak bu Google servislerinden ben benim için önemli değil diyen bir kullanıcıysanız sizler bence gönül rahatlığıyla bu akıllı telefonu alabilirsiniz. Sizi kesinlikle yarı yolda bırakmayacak bir akıllı telefonu olmuş Nova 9 SE ve tabii iPhone yok. Niye iPhone yok diyenleriniz olabilir. Listeyi hazırlarken fiyat performans odaklı bir 2022'nin en iyi akıllı telefonları listesi hazırlamak istediğim için iPhone'a ne yazık ki yer veremedim. Çünkü benim belirlediğim böyle <laughs> yani psikolojik sınırlar çerçevesinde bir iPhone modeli bulmak çok mümkün olmadı. Ancak şöyle bir tavsiyede bulunacağım sizlere. İkinci el iPhone 12'lere baktım arkadaşlar. İkinci el iPhone 12'lerin fiyatlarını kontrol ettiğimde 15-16 bin TL bandında gördüm. Ve iPhone 13'lerin de fiyatına baktığımda ikinci elde bu cihazların da baz versiyonlarını konuşuyorum şu anda. Yine 10-18 bin TL bandında bulunabildiğine şahit oldum. Dolayısıyla bu fiyat seviyelerine çıkacak olursanız Bence iPhone'lara da bakabilirsiniz ki en alınabilir aslında iPhone modelini de bana soracak olursanız artık iPhone 11 olarak bence alınmaz çünkü fiyatı çok yükseldi. iPhone 12 ile 13'ün arasında da inanılmaz az bir fiyat farkı var. Dolayısıyla arada 1002 TL daha verip bir üst modeli, en güncel modeli en azından alabilme şansınız varken bence bir iPhone satın almayı düşünüyorsanız ve bu fiyat bandına kadar çıkıyorsanız iPhone 13'lere bakabilirsiniz. Aksi takdirde ise bir iOS kullanmak istiyorum ben iPhone'dan vazgeçemiyorum diyen bir kullanıcıysanız sizler bir iPhone 11 bakabilirsiniz ama ikinci el olmak şartıyla ikinci el olmak şartıyla iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 mini ya da buna benzer diğer iOS cihazlara da bakabilirsiniz. Zaten o cihazların hemen hemen hepsi gayet iyi performans bizlerle buluşturuyor. Sizler ne düşünüyorsunuz bu liste hakkında? Listede ah ve şu telefonda osettirdiğiniz bir telefon var mı? Lütfen yorumlarda belirtmekten kendinizi alı koymayın arkadaşlar. Yorumlarınızı yazın. Tek tek cevaplamaya çalışıyorum her zaman biliyorsunuz. Ve tabii ki bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Bay bay.